Dördüncüsü arkadaşlar ise bağlacı. Yani ise işlemi arkadaşlar. Diğer bir adı koşullu önerme. İse bağlacının sembolü arkadaşlar. Bakın burada verilmiş. İse bağlacı ile bağlanmış iki önerme arkadaşlar. Bu şekilde yazılır. P ise Q diye okunur ise işleminde arkadaşlar ne zaman doğru ne zaman yanlış onu da doğruluk tablosu yaparak önce bir gösterelim isterseniz. İki tane önerme olduğunda biliyorsunuz dört durum söz konusuydu. O yüzden dört tane satır var zaten. P önermesinin yarısını doğru yarısını yanlış yazacaksınız. Sonra Q'da bir doğru bir yanlış bir doğru bir yanlış şeklinde dört farklı satır geldiğini zaten daha önce de göstermiştik. Şimdi arkadaşlar ise bağlacında doğrudan doğruya gidiyorsan yani 1 ise 1 arkadaşlar 1'dir. Şöyle 1 ise 1, 1'e denktir. 1 ise 0 0'a denktir. Şöyle 1 ise 0 0'a denktir. 0 ise 1 arkadaşlar 1'e denktir. Ne yazalım? Bu şekilde. 0 ise 0 o da 1'e denktir arkadaşlar. 0 ise 0 o da 1'e denktir. Sadece arkadaşlar bakın bir durumda sıfır. O da hangisi? Bileşenlerden birincisi. Bakın birincisi doğru. ikincisi yanlış iken yanlış. Diğer durumlarda doğrudur arkadaşlar. O da bakın ikinci satırda zaten bakın. Buna 100 kuralı da diyebiliriz. Yani 1, 0, 0, 100 kuralı arkadaşlar sadece o zaman yanlış. Diğer durumlarda doğrudur. Yani doğrudan yanlışa gittiğinde yanlış. Tek durumda yanlış. Diğerlerinde doğrudur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Burada not olarak vereceğiz. Ancak bunları kesinlikle ezberlemek yok. Ne yapacağız o zaman? Burada yaptığım yorumları dinleyeceksiniz arkadaşlar. Aynı yorumları soruları çözerken siz yapacaksınız. Ve sonuçları bulacaksınız. Yani ezberlemek yok diyorum arkadaşlar. P ise P. Bakın. Burada önermeler aynı. O zaman ise'deki yanlış durumunu hatırlatın. Bu da tek döndü zaten. 1 ise 0 sıfır, ancak 0'a denk. E burada önermeler farklı ama burada farklı değil. Bakın ikisi de P. O zaman bunun sonucu arkadaşlar her zaman 1'e denktir. Alttakine bakarsak P ise P'nin değili. Şimdi burada P 1 olsa değili ne olur? 0 ve sonuç 0 gelir. Yani değili çıktı. Şöyle düşünün. Mesela P1 ise dedim. Değili ne olacak? 0 olacak tabii ki. E 1 ise 0 nedir? 0. Yani değili neyse bakın o geldi. E P arkadaşlar e, 0 ise değili ne olur? 1 olur. E sonuç o zaman 1 geliyor. Bakın yine değili neyse o geldi. Yani bu ifade arkadaşlar P'nin değiline denktir. Alttakine bakarsak P ise 1. Neye denk olur arkadaşlar? Tabii ki 1'e. Bunun e doğrudan yanlışa yani şöyle bir durum olma şansı var mı? Yok. E o zaman kesinlikle arkadaşlar 1'dir. P ise 0. Bakın burada da P'ye bağlıdır. Eğer P 1 ise sonuç 0'a denk gelir. Çünkü 1 ise 0 0'dır. Bakın P 1 ise dedim. Sonuç ne geldi? 0 geldi. Yani arkadaşlar değili geldi. O yüzden bu P'nin değiline denktir. Diğeri de arkadaşlar 0 ise P. Burada doğrudan yanlışa gitme gibi bir durum söz konusu mu? Hayır bakın. Yanlıştan geliyor. O zaman bu kesinlikle arkadaşlar 1'e denktir. Yani P ne olursa olsun 1'e denktir. Alttakine bakarsak 1 ise P. Ha, yani burada P 0 ise 0 gelir. Çünkü 1 ise 0 0'dır. Ama P 1 ise 1 gelir. Yani P ne ise o gelir. O yüzden arkadaşlar bunun sonucu P'dir. Bu da P'ye denk olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda üstteki ifadenin doğruluk değeri sıfıra denkmiş. Alttaki ifadenin doğruluk değeri bizden isteniyor. Şimdi arkadaşlar veya işlemi bakın o da veya işlemi görüyorum. Veya işleminde ve işleminde ise işleminde. Bu üçünde arkadaşlar tek durumları farklıdır. Diğer durumları aynıdır. Bir hatırlayalım isterseniz. Ve işleminde neydi arkadaşlar? Her ikisi doğru olduğunda doğru, diğer durumlarda yanlış veya işleminde neydi? Her ikisi yanlış olduğunda yanlış, diğer durumlarda doğru. İse işleminde arkadaşlar, doğrudan yanlışa gidilirse yanlış, diğer durumlarda doğru. Ve arkadaşlar sorular bu üçü üzerine sorulur bu tip sorularda. Şimdi bakın orada veya işlemi var. O zaman arkadaşlar her ikisi de yanlış. Yani soldaki de yanlış, sağdaki de yanlış. 0 veya 0 ancak 0'a denktir. Yani R'nin burada 0'a denk olduğunu gördük. Ve P ise Q'da 0'a denkse bu hangi durumdaydı arkadaşlar? P'nin 1'e yani doğrudan yanlışa gidildiği durumda. O zaman Q'nun da 0'a denk olması gerekir değil mi? Şimdi bunları hemen yerine yazalım. P 1 ve Q'nun değeri diyor. O da 1. Çünkü Q 0 arkadaşlar. İse R'nin değeri. R'nin değeri nedir? 1. Burada arkadaşlar 1 ve 1 1 1 birisi 1 bir. neye denktir? 1'e denktir. Burada arkadaşlar P ise Q önermesinin karşıtı, e, tersi, karşı tersi, hatta bir de arkadaşlar olumsuzu yani ifadenin olumsuzu nasıl alınır? Onları gösterelim. Şimdi karşıtını bulmak için arkadaşlar önermelerin yerlerini değiştireceksiniz. Yani P ise Q önermesinin karşıtı arkadaşlar bakın karşıtı Q ise P'dir. Tersi dediğimizde arkadaşlar önermelerin ayrı ayrı olumsuzlarını alacaksınız. Yani P'nin olumsuzunu ayrı, Q'nun olumsuzunu ayrı alacaksınız ve tersini bulacaksınız. İfadenin değili değil bakın ifadenin olumsuzu değil. O farklı onu göstereceğim. Zaten tersi ile ifadenin olumsuzu bazen karıştırılabiliyor. Burada arkadaşlar ise önermesinde e, tersini alacaksak önermelerin ayrı ayrı olumsuzlarını almamız gerekiyor. Aradaki ise duruyor dikkat ederseniz. Şimdi karşı tersi nasıl alınır? Karşı tersinde de arkadaşlar önermelerin hem yerleri değişir hem de ayrı ayrı olumsuzları alınır. Bakın karşı tersi burada zaten gösterilmiş. E, P ise Q'nun karşı tersi Q'nun değili ise P'nin değilidir. Şimdi arkadaşlar bir de P ise Q'nun olumsuzu. Bakın P ise Q'nun olumsuzu. Bu farklı. Yani arkadaşlar bu tersi demek değildir. Ters farklı, olumsuz farklıdır. Özellikle burada onun altını çiziyorum arkadaşlar. P ise Q'nun olumsuzu nasıl alınır? Onu da şöyle gösterelim. P ise Q ifadesi. Şu şekilde. Değili diyeceksiniz yani. Komple. Tersinde... Ayrı ayrı değil. Bu kesinlikle arkadaşlar buna denk değildir. Yani bakın şuna. P'nin değili ise Q'nun değiline denk kesinlikle değildir arkadaşlar. Burada P ise Q'nun değilinde nasıl alacağımızı birazdan göstereceğim. Çünkü ise'yi veya çevirme işlemimiz olacak. Oradan sonra da zaten bunu düzenleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buradaki ifadeler de önemli. Yani önemli notlar diyelim. Şimdi P ise Q'yu arkadaşlar veya işlemine çevirerek çoğu soruda e, sadeleştirmeler yapacağız. O yüzden ise işlemi veya işlemine nasıl dönüşür derseniz birinci önermenin yani ise de arkadaşlar ilk önerme soldaki önermenin arkadaşlar değilini aldığınızda ise işlemi ne olur veya işlemine dönüşür. Şöyle 3 yıldız atalım arkadaşlar. Alttakine dikkat edelim. Her koşullu önerme arkadaşlar karşı tersine denktir. Bu da önemlidir. Ona şöyle bir yıldız atalım. Her koşulu önerme arkadaşlar. Karşı tersine denktir. Çünkü bazen sorularda şunu sorarlar size. Aşağıdakilerden hangisine denktir gibi. O yüzden karşı tersini denk olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela desem ki ben size P ise Q'nun değili neye denktir? Bunun karşı tersini bulurum. Karşı tersinde ne yapıyordum? Her ikisinin ayrı ayrı değillerini alıyordum ve yerlerini değiştiriyordum. Bu da ne olur arkadaşlar? Q'nun değilin değili Q oluyor. Q'yu sola altın dikkat ederseniz. P'nin değili şeklinde. Bu onun karşı tersidir. Mesela bu iki ifade birbirine denktir diyebiliyoruz arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar birinci önermenin denkliğini doğruluk tablosu yaparak gösterelim. Şimdi doğruluk tablosu yaparken arkadaşlar önce kaç önerme var ona bakalım. Burada P ile Q önermesi var. Yani iki farklı önerme var arkadaşlar. İki önerme olduğunu biliyorsunuz. 2 üzeri 2'den 4 durum söz konusu tablomuzda 4 tane satır olacak demektir arkadaşlar. Tabi buradaki her ifade için arkadaşlar bir sütun açacağız. P için bir sütun açtık. Q için bir sütun. P'nin değili lazım onun için bir sütun. P ise Q lazım onun için bir sütun arkadaşlar. P pardon P'nin değili veya Q lazım onun için de bir sütun açtık. Şimdi arkadaşlar 4 tane satır yapalım. 1, 2, 3, ve 4 tane satır yaptık arkadaşlar. Evet şimdi P önermesi arkadaşlar nasıl yazıyorduk hatırlarsanız. Yarısı doğru yarısı yanlış. Q'da bir doğru bir yanlış bir doğru bir yanlış şeklinde. P'nin değilini bulurken arkadaşlar birinci sütunun değilini alacaksınız. O da ne oluyor? 0 0 1 1 oluyor. P ise Q önermesinde arkadaşlar ne demiştik? Doğrudan yanlışa gidildiğinde yanlış. O da arkadaşlar zaten bakarsanız ikinci satırda var o yanlış. Diğerler arkadaşlar doğrudur demiştik. Veya işleminde her ikisi yanlış olduğunda yanlış. Diğer durumlarda doğruydu. O da bakıyoruz. Şu iki e, sütuna bakıyorsunuz. Çünkü P'nin değili veya Q var arkadaşlar. O da buradaki satırda. Sıfır çünkü her ikisi yanlış. Diğerlerinde en az bir tane bir olduğu için diğerleri de doğru arkadaşlar. Şimdi bakıyorum bu iki sütuna aynı gelmedi mi? Aynı değil mi arkadaşlar? O zaman bu iki ifade birbirine denktir diyebiliriz. Yani arkadaşlar P ise Q ifadesi P'nin değeri veya Q'ya denktir. Yani arkadaşlar ise işlemini veya işlemini çevirmek için birinci önermenin yani soldaki önermenin değilini almak yeterli. Şimdi de ikinci önermenin arkadaşlar denkliğini gösterelim. Onu da zaten veya işlemine çevirerek gösterebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada P ise Q'yu görüyoruz. E bunu nasıl veya çevireceğiz? P'nin değili yani birincinin değilini alarak arkadaşlar veya'ya çeviriyoruz. P'nin değili veya Q oluyor. Denktir diyelim. Diğerine bakalım. Bunu arkadaşlar veya çevirmek için ne yapıyoruz? Birincinin yani soldakinin değili. O da Q'nun değili var zaten. Onun da değilini alırsınız. Yani Q'nun değilinin değili arkadaşlar Q'dur. Q veya P'nin değiline denk olur. Şimdi bakıyorum bu iki ifade aynı mı arkadaşlar? Aynı. Çünkü veya işleminde biliyorsunuz değişme özelliği vardır. Sadece ne olmuş? Yerleri değişmiş. E siz bunların yerlerini değiştirebilirsiniz. Herhangi birinin fark etmez. Çünkü biliyorsunuz veya işleminde değişme özelliği vardır. Ve buradan arkadaşlar bir koşullu önerme ile karşı tersinin birbirine denk olduğunu buradan görebiliyoruz. Bir de arkadaşlar bir koşullu önermenin tersiyle olumsunun farklı olduğunu söylemiştik. Burada nasıl farklı olduğunu da gösterelim isterseniz. Şurada not olarak da yazalım. Şimdi P ise Q'nun arkadaşlar. P ise Q'nun tersi. Bakın tersi dediğimizde ne yapıyoruz? Ayrı ayrı değillerini alıyoruz. Ayrı ayrı değillerini. Yani arkadaşlar ne oluyor da P'nin değili ise Q'nun değili oluyor. Şimdi arkadaşlar bunu veya işlemine e, çevirelim iseyi. Ne olacak? Birincinin değilini alacaksınız. Yani P'nin değilinin değili nedir? P'dir. Bu ifade P veya Q'nun değiline denk olur. Şimdi bir de olumsuzuna bakalım arkadaşlar. Olumsuzu dediğimizde şudur. P ise Q'nun bakın komple değilidir. Yani ayrı ayrı değili değil. Şimdi arkadaşlar bunun değilini alabilmeniz için de ise'yi veya'ya çevirmeniz gerekiyor. Birincinin değilini aldınız. İse'yi veya'ya çevirdiniz. Sonra The Morgan'ı hatırlayın arkadaşlar. E, veya işleminde ne yapıyoruz? Değilini alırken ayrı ayrı değillerini alıyoruz. V anla değili V oluyor. Yani arkadaşlar bu ifade P'nin değilinin değili P. Veya'nın değili değil. ve değil. Q'nun değili. Bakın şimdi üstteki ifade ile alttaki ifade aynı mı? Yani buradaki ifade Arada veya işlemi var. Alttaki ifade arkadaşlar V işlemi var. Yani bunlar birbirinden farklıdır. O yüzden arkadaşlar bir koşullu önermenin tersiyle olumsuzu aynı şey demek değildir arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz demiş. Bulalım arkadaşlar. Şimdi soldaki ifadeye bakarsanız parantez dışında bir değil var. Hemen organından arkadaşlar o ifadeyi düzenleyelim. Birincinin değili V işleminin değili veya olacak. Q'nun delin değili de Q olacak. İse P'nin değili veya Q. Şimdi bakıyorum. Buradaki ifadeler arkadaşlar aynı değil mi? Yani ben birini R dersem diğer de R oluyor. Yani ifade R ise R geliyor. İster bunu veya çevirin, ister çevirmeyin fark etmez. Ben size bir yorum yapmıştım. Bunlar aynı olduğunda arkadaşlar kesinlikle bu neye denkti? 1'e denkti Niye? Çünkü ise işleminde eee doğrudan yanlışa gidersen yanlış diğer durumlarda doğru doğruydu hatırlarsanız. E bunun doğrudan yanlışa gitme gibi bir durumu söz konusu olamaz ki arkadaşlar. Çünkü her ikisi de aynı zaten. R ise R. Yani biri doğru biri yanlış olma imkanı yok. O yüzden arkadaşlar bu 1'e denktir. Veya arkadaşlar işte böyle yapamıyorsanız bunu V'ye çevirip de yapabilirsiniz. E 1'incinin alırsınız. R'nin değili veya R olur. burada da zaten biri diğerinden farklıdır. Biri 1 ise diğeri 0 veya da bir tane 1 olması zaten sonucun 1 olması için yeterliydi. O yüzden arkadaşlar bu ifadenin 1'e denk olduğunu böyle de görebilirsiniz. Evet arkadaşlar soruda önermesini en sade biçimde yazınız demiş. Yazalım. Şimdi soldaki ifadede yapılacak bir şey yok. Onu aynen yazayım arkadaşlar. Ya da diyelim şu e, parantez içine bakalım. Köşeli parantez içine arkadaşlar. Orada ise işlemi var. İse işlemini önce arkadaşlar veya işlemine çevirmemiz lazım. Nasıl çevireceğiz? Birincinin değilini alacağız. İse işlemi veya olacak. Yani P'nin değili veya Q olacak arkadaşlar. Daha sonra bakın V işlemi veya işlemi var. Dışarıda P, içeride P'nin değili var. Ne yapacağız? Dağılma özelliğini kullanacağız. Şöyle P'yi arkadaşlar dağıtacağız. Yine bu soldakini işlem bütünlüğü olsun diye yazıyorum arkadaşlar. P ve P'nin değili veya P ve Q arkadaşlar. dağıttık. Şimdi P ve P'nin değili neye denk arkadaşlar? Bunların biri sıfır olduğu için sonuç sıfıra denk olmak zorunda. Çünkü bakın biri birse diğeri sıfırdır. Çünkü biri diğerinin değili zaten. Sıfır veya dediğimiz zaman arkadaşlar veya işleminde diğerine bağlı olacak. Yani P ve Q'ya bağlı olacak. Eğer o birse bir sıfırsa sıfır. O yüzden cevap arkadaşlar P ve Q'dur. Yani sağdaki ifade. Onu da şöyle yazalım. P ve Q. Diğer tarafta da aynısı var aslında. Bakın P ve Q var değil mi? Zaten orada Q ile P'yi yer değiştirebiliyoruz. Şimdi ya da işlemini hatırlamanızı istiyorum. Ya da işleminde ifadeler aynıysa sonuç arkadaşlar yanlıştı. Yani sıfırdı. Farklı ise doğruydu. E buraya bakıyorum. Soldaki ifade ile sağdaki ifade aynı değil mi arkadaşlar? Bakın bu iki ifade birbirinin aynısı. O zaman arkadaşlar ya da işleminde bunun sonucu ne olur? Sıfır olur. Cevabımız arkadaşlar sıfıra denktir. Evet arkadaşlar soruda birleşik bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz demiş. Bulalım hemen. Bakın burada P ise P'yi görüyorum. Bu neydi arkadaşlar? Bire denkti. Çünkü doğrudan yanlışa gitme gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü ikisi de aynı. Şimdi bir de bunun değili var. O dursun şimdi. Ya da arkadaşlar diğerine bakıyorum. P'nin değili ise 1. Bakın sağ tarafta 1 var. Sağ tarafta 1 olunca arkadaşlar doğrudan yanlışa gitme gibi bir durum söz konusu olmadığı için bu da 1'e denktir. Şimdi arkadaşlar şöyle köşeli parantezin dışında bir değil daha var. Denktir diyelim. Şimdi 1'in değili nedir? 0. 0 ya da bir ifadesi neye denktir? Onu bakalım. Farklıysa ya da da sonuç neydi arkadaşlar? Bir aynıysa sıfırdı. Burada arkadaşlar farklı olduğu için sonucumuz bir. Ama onu da değilini alacağız. Ve bu ifade neye denk olacak? Sıfıra denk olacak. Cevabımız arkadaşlar sıfır olur. Evet arkadaşlar soruda bileşik önermesinin doğruluk değerini doğruluk tablosu yaparak gösteriniz demiş. Tamam doğruluk tablosunu yaparız. Ancak Önce arkadaşlar e, neye denk olduğunu bulalım. Nasıl yapıldığını bir gösterelim. Şimdi P ya da P'nin değil arkadaşlar. Neye denktir? Ya da işleminde farklı olma sonuç neydi? 1. O yüzden bu ifade 1'e denktir. Şimdi ise işleminde de arkadaşlar doğrudan yanlışa gidildiğinde yanlış. Diğer durumlarda doğruydu. E, bakıyorum. E, burada sağ taraf 1. Yani doğrudan yanlışa gitme gibi bir durum söz konusu olamaz. Sol taraf ne olursa olsun sağ taraf 1 olduğu için bunun sonucu arkadaşlar 1'e denk olur. Şimdi arkadaşlar doğruluk tablosu yapalım. Burada 2 tane önerme var. P ile Q. O yüzden 2 üzeri 2'den tabloda arkadaşlar 4 tane satır olacak. Tabi her ifade için arkadaşlar ne yapacağız burada? Bir sütun açacağız. Yani P için bir sütun açıyoruz. Q için bir sütun açıyoruz. P'nin değeri lazım. Onun için bir sütun. P ise Q lazım. Onun için bir sütun. P ya da P'nin değili lazım. Onun için bir sütun. Daha sonra arkadaşlar sonuç. Yani P ise Q ise P ya da P'nin değili içinde bir sütun açıyoruz ve orada o sütuna bakarak cevabı göreceğiz arkadaşlar. Şimdi 4 tane de ne yapacaktık? Satır. Şu 1 2 3 ve 4 olsun. Şimdi arkadaşlar ilk sütunda yarısı doğru yarısı yanlış. İkinci sütunda bir doğru bir yanlış şeklinde. P'nin değil arkadaşlar birinci sütuna bakarak e, oradaki ifadelerin değerlerini alın. 0 0 1 1. P ise Q'da biliyorsunuz doğrudan yanlışa gidildiğinde yani şu ikisine bakıyorsunuz. Doğrudan yanlışa giden ikinci satır. O yanlış. Diğerleri doğru arkadaşlar. Ya da işleminde e, arkadaşlar önermeler farklıysa doğru. Aynıysa yanlıştı. O yüzden yine burada kime bakacağız? Biz? P ile P'nin değiline bakacağız. E zaten P ile P'nin değil mesela 1, 0 farklı 1. Yani bunun aynı olması zaten söz konusu değil. O yüzden mesela hepsi 1 gelecek. İşte 1, 0, 1 gibi. Burada kime bakacaksınız? Tabii birinci ile evet üçüncüye bakıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar devam edelim. 0 ise 1, 1. Yine 0 ise şey 0 ya da 1 ise 1 arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu komple 1 geldi. Daha sonra arkadaşlar biz hangi ikisine bakacağız? Şu iki sütuna bakıyoruz. Arada ne var? İse işlemi var. İse de neydi arkadaşlar? Doğrudan yanlışa gidildiğinde yanlış. Diğer durumlarda doğruydu. Şimdi bu iki sütuna bakıyorum doğrudan yanlışa gitme gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü sağ taraf komple 1 zaten. O yüzden 1 ise 1, 1 gelecek. 0 ise 1, 1 gelecek. Aynı şekilde 1 ise 1, 1 geliyor diğerleri de. Bakıyorum. Buradaki sütun arkadaşlar komple 1 olduğu için bu ifade neye denk olmuş oluyor? 1'e denk olmuş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz demiş. Bulalım arkadaşlar. Şimdi burada ise işlemleri var. Bunların arkadaşlar veya dönmesi lazım. Döndürelim. Hemen birinci işlemde arkadaşlar P'nin değilini aldığınızda ise işlemi veya işlemine döner. Yani P'nin değili veya Q olur. Şimdi diğer ise işlemini arkadaşlar veya çevirmek için parantezin değilini alacaksınız. Değilini aldığınızda ise işlemi veya döndü veya P. Şöyle bir değil var. O dursun şimdilik arkadaşlar. Ve P ifadesi işlem bütünlüğü olsun. Şimdi arkadaşlar içerideki parantezin değili var görüldüğü gibi. Onun değilini alabilirsiniz. Hemen alalım. P ve Q'nun değili olur. Veya P var. Şöyle yazalım arkadaşlar. Değil ve P. Şimdi arkadaşlar burada da bakın köşeli parantez içine dikkat ederseniz iki önerme de aynı. Bakın iki tane P görüyorum. Ve işlemler farklı. Birinde B, diğerinde V diğerinde veya var. Bunun sonucu ne oluyordu arkadaşlar? Hangi önermeden iki tane varsa cevap oydu. Yani arkadaşlar bu köşeli parantezin içi P'ye denktir. Bakın orada bir değil var. P'nin değili ve P ifadesi. Burada arkadaşlar V işleminde biliyorsunuz. Farklıysa sonuç nedir? Kesinlikle sıfırdır. Neden? Çünkü biri bir diğeri sıfırdır ya. E bir tane sıfır olunca V işleminde sonuç ne oluyordu? Sıfır oluyordu arkadaşlar. Cevabımız sıfıra denktir. Şu notu yine bir hatırlatalım arkadaşlar. P veya P ve Q ifadesi. Neydi arkadaşlar? P'ye denkti. Evet buradan cevabımız arkadaşlar sıfıra denk olur. Beşincisi arkadaşlar ancak ve ancak işlemi. Yani iki yönlü koşullu önerme arkadaşlar. Sembolümüz bu. Burada arkadaşlar iki önermeyi ancak ve ancak işlemiyle Bağladığımızda bakın bu şekilde gösterilir. P ancak ve ancak Q diye okunur. Şimdi arkadaşlar ancak ve ancak işlemi ne zaman doğru ne zaman yanlış bunları doğruluk tablosu yaparak gösterelim. Yine iki önermemiz olduğu için dört durum söz konusu arkadaşlar. Yarısı doğru yarısı yanlış bir doğru bir yanlış yaptıktan sonra arkadaşlar ya da yatalamaz istiyorum ya da da ne vardı arkadaşlar önermeler farklı olduğunda doğru. Aynı olduğunda yanlıştı. Burada da onun olumsuzunu alacağız. Yani arkadaşlar önermeler aynı olduğunda doğru, farklı olduğunda yanlış. Yani bir ancak ve ancak bir doğru, sıfır ancak ve ancak sıfır doğru, diğerleri arkadaşlar yanlıştır. Yani şöyle göstereyim isterseniz, bir ancak ve ancak bir bire denk, bir ancak ve ancak sıfır sıfıra denk. Sıfır ancak ve ancak bir. O da sıfıra denk. Bakın farklı. Aynı olduğunda arkadaşlar bire denk olur. Yani sıfır ancak ve ancak sıfır da mesela bire denktir. Ancak ve ancak işlemin arkadaşlar sorularda daha sade hale getirebilmek için şu denkliği kullanacağız. Bakın P ancak ve ancak Q ifadesi arkadaşlar. P ise Q ve Q ise P'ye denktir. Burada arkadaşlar e, ancak ve ancak biliyorsunuz çift yönlü koşullu önermeydi. Yani arkadaşlar iki taraftan da bu koşullu önermenin sağlanması gerekiyor. P ise Q koşullu önermesiyle Q ise P koşullu önermeleri sağlanacak. Yani bunlar V işlemili birbirine bağlanacak. Ancak ve ancak işlemi arkadaşlar ortaya çıkacak. Yani sade işlemelerde arkadaşlar bu ifadeyi kullanacağız Evet arkadaşlar burada notu veriyorum yine her zaman söylediğim gibi arkadaşlar ezberlemek yok mantığınızı kullanarak ya da burada yaptığım yorumları arkadaşlar dinleyip aynı yorumları Sizlerde sorularda yaparak arkadaşlar sonuçları bulabilirsiniz Şimdi arkadaşlar ilk ifadeye bakıyorum P ancak ve ancak Q ifadesi Q ancak ve ancak P ifadesi yani burada önermeler yer değiştirdi arkadaşlar sonuç ne yapmıyor değişmiyor yani 1 ile 0 olsa e 1 ancak ve ancak 0 zaten 0 değil miydi? E sen bunu yer değiştirsen 0 ancak ve ancak 1 olur. E yine 0 çünkü arkadaşlar farklı olduğunda sonuç 0'dur. O yüzden aynı olduğunda da zaten yer değişse de bir şey değişmeyecek. Görüntü de aynı olacak zaten arkadaşlar sonuç 1 olacağı için orada bir şey değişmiyor. Yani arkadaşlar önermeler yer değiştirebiliyor. Şimdi P ancak ve ancak P e bunlar aynı mı? ikisi aynı. Aynı olduğunda ancak ve ancak da neydi? Sonuç 1'di. Farklı olduğunda neydi? 0'dı. O yüzden alttaki arkadaşlar 0'dır. Bakın burada diğerine yani P ancak ve ancak Q denktir Q'nun değili ancak ve ancak P'nin değili. Bunu şöyle gösterebiliriz. Mesela 1 ancak ve ancak arkadaşlar 0 olsun. Ve bu neye denk? 0'a denk. E tamam. Bunların değillerini alalım. 1'in değili nedir arkadaşlar? 0. E, sıfırın değeri nedir? 1. E, bu da sıfıra denk. Yani bu iki ifade ne olur? Birbirine denk olur. O yüzden arkadaşlar e, burada da bakın P ancak ve ancak Q ifadesi denktir. Q'nun değeri ancak ve ancak P'nin değilidir. Bir de e, yine ancak ve ancakta şunu söylemiştim hatırlarsanız. Ya dayı hatırlayın. Çünkü ya olumsuzunu aldığınızda neyi bulacaksınız? Ancak ve ancak. Ancak ve ancak olumsunu aldığınızda ya dayı bulacaksınız. Çünkü arkadaşlar ya da işleminde farklı olduğunda doğru, aynı olduğunda yanlış. Ve ancak ve ancak da farklı olduğunda yanlış, aynı olduğunda doğru. O yüzden arkadaşlar bunlar birbirinin değilidir. Yani P ancak ve ancak Q'nun değili. P ya da Q diyebiliriz. E, ve arkadaşlar P ya da Q'nun değili. Ancak ve ancak Q diyebiliriz. Yani bunlar birbirinin Değilidir arkadaşlar. O yüzden e, Değillerde bunu kullanabiliriz. Veya alttaki ifadeyi de Kullanabiliriz. Bakın alttaki ifadede ne var? Ancak ve ancak işleminde arkadaşlar Değil alırken Önermelerden herhangi birinin Değilini almanız da yeterlidir. Önermelerden herhangi birinin e, Değilini aldığınızda Sonuç değişeceğinden dolayı Yani olumsuzu geleceğinden dolayı Arkadaşlar ancak ve ancak olumsunu alırken bir tanesinin değilini almanız yeterli. Mesela bir örnek gösterelim. Bir ancak ve ancak arkadaşlar 1 olsun. Bunun sonucu nedir? 1'dir. E ben değilini alırsam ne gelir? Sıfır gelir. Şimdi burada önermelerden herhangi birinin değilini alalım. Mesela birin değilini aldım, 0. Ancak ve ancak bir. E sonuç ne geldi? Sıfır. Yani bu her ikisi de arkadaşlar bakın birin değili karşı tarafta da. Zaten sıfır birin değeri sıfıra denk olduğu için bakın denklik sağladık. Yani ancak ve ancak da arkadaşlar değil alırken ya da ya çevirebilirsiniz ve arkadaşlar önermelerden herhangi birisinin değilini alabilirsiniz. Alttaki ifadeye bakıyorum. P ancak ve ancak sıfır. Şimdi arkadaşlar P burada sıfırsa sonuç bir gelir. Çünkü aynı olduğu için. P birse arkadaşlar sonuç sıfır geliyor. Yani P'nin değili geliyor. P'ye ne veriyorsun? Onun değeri çıkıyor. O yüzden arkadaşlar burası P'nin değiline denktir. Şimdi alttaki ifadeye bakarsam orada da arkadaşlar P1 ise sonuç 1 gelir. 0'sa ise 0 gelir. Yani P ne ise o gelir. O yüzden alttaki sonucu da arkadaşlar P'ye denktir. Evet arkadaşlar soruda önermelerine göre P ancak ve ancak Q birleşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar P ancak ve ancak Q'yu bu şekilde ifade edebiliyorduk hatırlarsınız. P ise Q ve Q ise P. Şimdi yazalım bunları arkadaşlar. P nedir? X eşittir 2. X eşittir 2 ise Q nedir? X kare eşittir 4. Ve arkadaşlar X kare eşittir 4 ise X eşittir 2. Şimdi doğruluk değerlerine bakıyorum arkadaşlar x 2 eşitse karesi 4 müdür? Evet 4'tür. O yüzden arkadaşlar soldaki önermenin doğruluk değeri 1. Ve sağdakine bakalım. x kare eşittir 4 ise x 2 midir? Hayır. Yani sadece 2 değildir. 2 olur. Eksi 2 de olabilir. O yüzden arkadaşlar burada x 2 diyemeyiz direkt. Eksi 2 de olabilir. O yüzden arkadaşlar sağ tarafın doğruluk değeri 1 değildir. O yüzden ona 0 diyorum. 1 ve 0 arkadaşlar neye denktir? Tabii ki sıfıra denktir. O yüzden arkadaşlar P ise Q önermesinin doğruluk değeri burada sıfıra denk olur. Evet arkadaşlar, gerektirme ve çift gerektirmenin tanımlarını yapalım. Gerektirme arkadaşlar P ise Q önermesi eğer 1'e denkse P önermesi arkadaşlar Q önermesini gerektiriyor denir. Yani doğruluk değerin 1 olması lazım. P ise Q önermesinde arkadaşlar. P'ye Q için yeter koşul. Q ya da P için gerek koşul denir. Örneğin arkadaşlar. X büyüktür 2 ise X kare büyüktür 4 koşul önermesi doğru olduğundan bir gerektirmedir. Yani sonucun ne olması lazım? 1'e denk olması lazım arkadaşlar. Gerektirme olması için. Çift gerektirme de arkadaşlar. P ancak ve ancak Q önermesi. Eğer 1'e denkse bu da arkadaşlar çift gerektirmedir. Ve burada arkadaşlar P ile Q önermeleri ne? Birbirinin gerek ve yeter koşulu denir. Bakın P ise Q 1 ise gerektirme. P ancak ve ancak Q 1 ise arkadaşlar çift gerektirme olur. Evet arkadaşlar soruda çift yönlü koşullu önermesi bir çift gerektirme midir diye sormuş. Eğer arkadaşlar çift yönlü koşullu önermenin sonucu bir geliyorsa Çift gerektirmedir diyeceğiz. Bir gelmiyorsa değildir diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada iki tane önermemiz var. Şu P önermesi. Diğeri de Q önermesi. P ancak ve ancak Q. Neye denkli hatırlarsanız. P ise Q. Ve Q ise P ifadesine denkli. Şimdi arkadaşlar. P burada x eşittir eksi 2. x eşittir eksi 2 ise. Q'da arkadaşlar x eşittir 4. Ve X kare eşittir 4 ise X eşittir eksi 2. Şimdi soldaki ifadeye bakalım. X arkadaşlar eksi 2 ise karesi 4 müdür? Evet 4'tür. O yüzden soldaki önerme doğru. Sağdaki önermeye baktığımızda arkadaşlar karesi 4 olan sayı sadece eksi 2 midir? Hayır. O yüzden arkadaşlar 2 de olabilir burada. X e, sağdaki önerme yanlış diyoruz. Ve arkadaşlar oradan 1 ve 0'dan sonuç ne geliyor? 0. Sonuç sıfır geldiği için arkadaşlar bu çift gerektirme değildir diyoruz. Evet arkadaşlar soruda önermesinin en sade şeklini bulun demiş. Bulalım. Önce şu hatırlatmayı yapalım. P ancak ve ancak Q ifadesi arkadaşlar. Biliyorsunuz P ise Q ve Q ise P'ye denktir. Şimdi burada parantez içine baktığımız zaman ancak ve ancak işlemini görüyorum. Hemen bunu uyguluyorum arkadaşlar. Q ise P ve Q ve P ve Q ise Q. Bir de dışarıda ise P ifadesi var. Şimdi arkadaşlar ise işlemlerini veya işlemlerine çevireceğiz. Bunun için soldaki önermelerin değillerini alıyoruz. Q'nun değilini aldığınızda ise veya olacak. Şöyle diğerlerini aynen yazayım. Burada da arkadaşlar ise'nin solunda ne var? P ve Q ifadesi var. Bunun komple değilini alıyorsunuz. Yani parantezin değilini aldığınızda içine baktı, bakalım arkadaşlar ne olur? P'nin değili veya Q'nun değili olur. İse veya olacak veya Q dedik. Şöyle ise p ifadesi dursun. Şimdi arkadaşlar burada bakın işlemler farklı. Q'nun değeri dışarıda, Q içeride. Bir dağılma özelliği kullanarak arkadaşlar Q ile Q'nun değerini bir araya getirebiliriz. Hemen dağılma özelliğini kullanalım. Q'nun değeri veya p ve arkadaşlar Q'nun değeri veya Q olur. Ve sağ tarafta arkadaşlar bakın işlemler aynı. Yani burada dağılma özelliği yapmıyoruz. Burada birleşme özelliği yapacağız. Parantezin yerini değiştireceğiz sadece. P'nin değili veya Q'nun değili veya Q diyoruz. İse P de dursun. Şimdi arkadaşlar. Burada bakın Q'nun değili veya Q ifadesi görüyorum. 1. Aynı şekilde burada da var. 1. Şimdi 1 ve bakın Q'nun değili veya P ifadesi var. V işlemi var ya arkadaşlar. Arada bakın. Şu V işlemini görüyorsunuz. Bir ve bu ifade o ifadenin kendisidir. Çünkü o ifade neyse sonuç o gelecek. Ya da arkadaşlar V işleminde ne demiştim ben size? Çarpma gibi düşünebilirsiniz. Yani bir ile diğerini çarptınız. Ne oldu? O ifadenin kendisi geldi. Hemen yazalım isterseniz. Q'nun değili veya P çıktı. Sol taraf. Ve Sağ tarafa bakıyorum. Orada 1 veya P'nin değili var. Şimdi aradaki işlem veya olunca bir tane 1 olması sonucu ne yapıyordu? 1 yapıyordu. O yüzden sağ taraf arkadaşlar 1'e denk olur. Tabii bir, de ne vardı orada? İse P vardı. Şimdi arkadaşlar 1 ve bakın aynı ifadeyle karşılaştık. Yine çarpma gibi düşünebilirsiniz. Sağ, e, soldaki ifadenin arkadaşlar yani Q'nun değili veya P ifadesi sonuç olacaktır. Q'nun değili veya P ise P kaldı. Şimdi arkadaşlar bu iseyi de V'ye çevirelim. O yüzden ne yapacağız? Burada parantez içinde değilini alacağız. Q'nun değilin değili Q ve P'nin değili oluyor. İşlem V'ye dönüyor arkadaşlar. Ve bakıyorum V var veya var. Yani işlemler farklı. Ve P'nin değil içeride P dışarıda. Yine ne yapacağım? Dağılma özelliği kullanacağım. P'yi dağıtıyorum arkadaşlar. Q veya P ve P'nin değili veya P oluyor. P'nin değili veya P arkadaşlar 1'dir. 1 ve soldaki ifade, soldakinin kendisi geliyordu. Yine çarpma düş çarpma işlemi gibi düşünebilirsiniz demiştim. O yüzden arkadaşlar cevabımız Q veya P'dir. P veya Q'da yazabilirsiniz. Değişme özelliğini kullanabilirsiniz. Cevabımız arkadaşlar P veya Q'dur. Evet arkadaşlar önermesin en sade şeklini bulunuz demiş. Bulalım. Şimdi ise işlemini veya çevirerek başlayalım isterseniz. P'nin değili veya Q olacaktır ve köşeli parantezi açtık. Ancak ve ancak işlemini dönüştürelim arkadaşlar. Q'nun değili ise P ve arkadaşlar P ise Q'nun değili olacak. Şimdi soldaki ifade bir dursun arkadaşlar. P'nin değili veya Q. Şu iseleri bir veya'ya çevirelim arkadaşlar. Q'nun değilin değeni ne olur? Q olur. Q veya P ve diğer arkadaşlar P'nin değili veya Q'nun değili şeklinde olacaktır. Şimdi arkadaşlar birleşme özelliğini kullanacağım. Neden? Bakın şuradaki işlemler aynı. Ve işlemlerini görüyorsunuz. O zaman arkadaşlar bu köşeli parantezin yerini değiştiriyorum. Yani şöyle sol alalım. P'nin değili veya Q ve burada arkadaşlar bakın Q veya P var. Onu P veya Q şeklinde yazabilirsiniz. Fark etmez. Ve diğer tarafta P'nin değili veya Q'nun değili dursun. Şimdi arkadaşlar köşeli parantez içine bakmanızı istiyorum. Bakın orada bir dağılma özelliği uygulanmış. Kim dağıtılmış? Q dağıtılmış. Bakın Q veya işlemiyle dağıtılmış. Her ikisinde Q'yu görün arkadaşlar. Her ikisinde Q var. Ve aynı işlemle dağıtılıyor. Bakın veya işlemi. O zaman arkadaşlar biz bu ifadeyi nasıl yazabiliriz? Dağılmadan önceki halini hatırlayalım. Ne olması gerekiyor? P'nin değili ve P veya Q olması gerekiyor ki bu dağıtıldığında üstteki ifade gelsin ve işlem bütünlü olsun. Sağdakini aynen yazıyorum arkadaşlar. Şimdi bu ifadeyi düzenleyelim. Bakın P'nin değili ve P yani şu ifade. Nedir arkadaşlar? Tabii ki 0. Çünkü V işleminde bir tane 0 olunca sonuç ne geliyordu? 0 geliyordu arkadaşlar. O yüzden bu ifade 0'a eşit. Denk diyelim daha doğrusu. Şimdi yanında ne var? Veya Q var. Ve arkadaşlar P'nin değili veya Q'nun değili. Şimdi 0 veya Q demek arkadaşlar biliyorsunuz Q'ya bağlı olduğu için Q çıkacak. Q ve P'nin değili veya Q'nun değili ifadesi geldi. Şimdi bakıyorum. Dışarıda V, içeride V veya işlemi var. İçeride Q'nun değili, dışarıda Q var. Hemen burada bir dağılma özelliği kullanarak Q'yu arkadaşlar Q'nun değilinin yanına getirelim. Burada Q ve P'nin değili ve arkadaşlar Q ve Q'nun değili olur ve şurası ne gelir? 0 gelir. Şimdi o 0 olunca veya işlemi de soldakine bağlı olur. Çünkü soldaki neyse sonuç o gelecektir. Cevap da burada Q ve P'nin değili olur ve arkadaşlar yer değiştirebilirsiniz. P'nin değili ve Q şeklinde yazabilirsiniz. Yani en sağ halimiz budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de totoloji ve çelişkinin tanımlarına bakalım. Totoloji arkadaşlar doğruluk değeri daima bir olan önermelerdir. Çelişki de doğruluk değeri arkadaşlar daima sıfır olan önermelere çelişki diyoruz. Şimdi soruya baktığımızda önermesinin totoloji mi çelişki mi olduğunu gösteriniz demiş. Hemen arkadaşlar burada ise işlemini veya çevirelim. P'nin değilini aldığınızda ise işlemi veya olacaktır zaten. Burada Q'nun değili veya P ifadesi var. Şimdi bakıyorum işlemler aynı mı? Aynı. Önce bir değişme özelliği yapalım. P'nin değili veya P veya Q'nun değili şeklinde. Daha sonra arkadaşlar birleşme özelliğini kullanalım. Yani parantezin yerini değiştirelim. P'nin değili veya P veya arkadaşlar Q'nun değili. Şimdi P'nin değili veya P ifadesi arkadaşlar biliyorsunuz 1'e denktir. 1 veya Q'nun değili dediğimizde veya da bir tane 1 olması sonucu ne yapıyordu? 1 yapıyordu. Yani sonucumuz ne geldi? 1. E sonuç 1 gelmişse ne oluyor arkadaşlar? Tabii ki totoloji oluyor. Evet arkadaşlar, açık önermelere bakalım. İçinde en az bir değişken bulunduran ve bu değişkenin aldığı değerlere göre doğru ya da yanlış hüküm bildiren önermelere açık önermeler denir. Değişkenin açık önermeyi doğrulayan değerlerin kümesine açık önermenin doğruluk kümesi denir. Bir örnekle bunu açıklayalım arkadaşlar. Bir P önermesi olsun. X artı 2 küçüktür 5 ve X eleman doğal sayı olsun. Burada arkadaşlar her doğal sayı için bu eşitsizlik sağlanmaz. Yani her doğal sayı için doğru olmaz. Bazı doğal sayılar için doğru bazıları için yanlıştır. Şimdi biz burada doğruluk kümesini bulmak istiyorsak hemen eşitsizliği çözüyoruz. x küçüktür. 5-2'den eksi 3. 3'ten küçük olan doğal sayıları alıyoruz. Onlar da 0, 1, 2 arkadaşlar. Bu da ne olmuş oluyor? Bu açık önermenin doğruluk kümesi olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar niceleyicilere bakalım. Bazı niceleyicisi arkadaşlar ters e sembolü ile her niceleyicisi de arkadaşlar ters a sembolü ile ifade edilir. Yani ters E gördüğümüz zaman bazı anlamında ters a'yı gördüğümüz zaman arkadaşlar her anlamında olacak. Şimdi burada arkadaşlar bazı sembolü en az bir anlamına da geliyor. Bu varlıksal niceleyicidir. Her sembolü de arkadaşlar evrensel niceleyicidir. Bunların arkadaşlar olumsuzları yani değilleri de bazının değil arkadaşlar. Herdir. Herin değeri de yani olumsuz arkadaşlar bazıdır. Evet arkadaşlar, soruda önermesin olumsuzu bizden istenmiş. Şimdi arkadaşlar burada iki önerme ve bağlacıyla bağlanmış. Bunların e, olumsuzunu bulalım. Ayrı ayrı olumsuzlarını alacağız. V'nin olumsu da veya olacak. Hemen arkadaşlar şöyle alıyorum. Soldaki önermenin olumsuzu. Bakın orada her nicelicisi var. Bunun olumsuz arkadaşlar bazı olacak. Bazı x eleman doğal sayı x orada bakın küçüktür var. Küçüktürün değil arkadaşlar büyük eşittir. 9 v'nin değili olumsuz arkadaşlar veya olacak. Ve diğer önermeye geçiyoruz. Orada bazıyı görüyoruz arkadaşlar. Bunun değili nedir arkadaşlar? Her x eleman tam sayı 5x artı 3 arkadaşlar. Bakın orada eşittir var eşittirin değeri de eşit değildir olacak. Eksi 12 şeklinde ifadenin olumsuzunu bulmuş olacağız arkadaşlar. Soruda arkadaşlar önermesinin olumsuzu bizden isteniyor. Şimdi burada ise işlemi var. İse işlemine dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi önermenin olumsuzu e, istendiğinde arkadaşlarımız şunla karıştırıyor. Tersiyle karıştırıyor. Tersi bakın farklı bir şeydir. Tersinde P ise Q'nun tersi dediğimizde arkadaşlar ne yapıyorduk? P'nin değili ise Q'nun değilini alıyorduk. Burada bunu yapmayacağız. Biz P ise Q'nun olumsuzunu yani değilini bulacağız. O da arkadaşlar P ise Q'nun değili bakın bu şekildedir. Bunu yapabilmek için de ise'yi önce veya'ya çevirmeniz gerekiyor. Bu da P'nin değili veya Q oluyor. Bunun değilini alacaksınız. Oradan da arkadaşlar P ve Q'nun değili geliyor. Yani bizim yapmamız gereken bu arkadaşlar Şimdi soldaki P önermesi sağdaki de Q önermesi olsun. Ne yapacakmışız? P'de bir değişiklik yapmıyoruz. Bakın P olarak kaldı. Hemen soldakini yani P'yi aynen yazalım. Her x eleman R x kare büyüktür 0. Aradaki işlem V olacak. Daha sonra arkadaşlar Q'nun değilini yani diğer önermenin değilini alıyoruz. Orada e, bazı sembolü var. Görüyorsunuz bazının değil arkadaşlar herdir. Her x eleman doğal sayı 5x artı 3 eşit değildir. Eksi 12 olacak. 2011 YGS sorusu arkadaşlar. Bakın burada PQR önermeleri verilmiş. Buna göre aşağıdaki koşullu önermelerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi A şıkkından başlıyorum arkadaşlar. A şıkkında ne diyor? R ise P. R nedir burada? A çarpı B sıfır eşitmiş. Hemen yazalım. A çarpı B eşittir sıfır ise diyorum. P'ye bakıyorum, orada a eşittir 0 diyor. Şimdi arkadaşlar, a çarpı b sıfırsa, a 0 sıfır olmak zorunda mı? Değil. Yani a mesela 3 olabilir, b sıfır olabilir, değil mi? O yüzden a şıkkına doğru deme şansım yok. Hemen b şıkkına geçiyorum. B şıkkında da p ise r demiş. Yani bunları tersten yazalım. A eşittir 0 ise a çarpı b eşittir 0. Şimdi çarpanlardan biri 0 ise yani A 0 ise 0 çarpı B 0 olur mu? Olur. O yüzden arkadaşlar B şıkkı doğrudur. Cevabımız Bursa olur. Diğerlerine de bakalım isterseniz. E C'ye bakalım. C'de ne diyor arkadaşlar? Q ise P. Şimdi Q ise P'de arkadaşlar. Q nedir? A artı B 0. A artı B 0 ise A eşittir 0 olur mu? Olmayabilir. Şimdi arkadaşlar A 2 B 2 olabilir. Toplam sıfırdır. ama A 0 değil mesela. Bunun gibi çok örnek yani bir sürü örnek bulabiliriz arkadaşlar. C'yi de geçiyorum. D'ye bakıyorum. D'de ne diyor? P ise Q. P'ye baktım arkadaşlar. A eşittir 0 ise Q'ya baktım. A artı B eşittir 0. Şimdi A 0 ise arkadaşlar A artı B 0 olacak diye bir şart yok. A sıfırsa B farklı bir değer olabilir. Sonuç sıfır olmayabilir. O yüzden D'yi de geçiyorum. E şıkkında da Q ise R demiş. Q'ya bakıyorum. A artı B eşittir sıfır ise D'ye baktığımda A çarpı B eşittir sıfır diyor. Şimdi toplamı sıfır olan arkadaşlar sonsuz tane sayılar bulabilirsin. Yani mesela 2 ile eksi 2, 3 ile eksi 3, 1 ile eksi 1 gibi Sonsuz tane bulabilirsiniz. E toplamı sıfırdır ama çarpımları sıfır değildir. O yüzden E şıkkı da gider. Cevap buradan Bursa olur. 2013 YGS sorusu arkadaşlar. PQR önermeleri verilmiş. Buna göre arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi biz önce P'nin, Q'nun, R'nin arkadaşlar doğruluk değerlerini bulalım. Kök 5 artı kök 3. Kök 8 yapar mı? Yapmaz. Çünkü toplanmaz bunlar. Kök işleri aynı değil ki arkadaşlar. Yani P önermesi yanlış. Q'ya bakıyorum. Kök 5 eksi kök 3. Aynı şey zaten toplanmaz çıkarılmaz. Kök işleri aynı olmadığı zaman arkadaşlar toplama çıkarma yapamayız. Öyle bırakırız. O yüzden bu da kök 2 eşit değildir. Doğruluk değeri sıfırdır. R'ye baktığımda arkadaşlar kök 3 çarpı kök 5. Evet çarpılabilir. Dereceler aynı. Çarpma yapabiliriz ve kök 15'e eşittir. Yani R önermesi doğrudur. Şimdi arkadaşlar bunları cevap şıklarına yazacağız ve cevap şıklarının sonuçlarına bakacağız. E, bu tip sorularda son şıktan başlamanızı tavsiye ediyorum. Genelde arkadaşlar son şıkka yakın olanlar cevap olur. O yüzden E şıkkından başlıyorum. P yerine arkadaşlar 0 yazdım. Q yerine 0, R yerine de 1 yazdım. Şimdi arkadaşlar 0 ve 1 nedir? Tabii ki 0. 0 ise 0 nedir? 1'dir. İse de hatırlarsanız doğrudan yanlışa giderse yanlış. Diğer durumlarda doğruydu. Bu da 0'dan 0'a gittiği için doğrudur. Bakın zaten bize doğruyu arıyorduk. Cevap neymiş? Edirne olduğunu burada görebiliyoruz arkadaşlar. İsterseniz bir tanesine daha bakalım. D şıkkına bakalım. Diğerleri zaten yanlış. 0 gelecektir. Bakalım. Mesela D şıkkında arkadaşlar. P yerine 0 yazdım. Veya R ise Q demiş. Yani 1 ise sıfır demiş. Şimdi bir ise sıfır arkadaşlar biliyorsunuz sıfırdır. Doğrudan yanlışa gidiyor. Sıfır veya sıfır nedir? Sıfıra denktir. Gördüğünüz gibi D şıkkın sonucu arkadaşlar sıfır geldi. Yani doğru gelmedi. Buradan cevabın Edirne olduğunu gördük arkadaşlar. Uzatmaya gerek yok. Diğer şıkları da yerine yazıp sonuçların sıfır geldiğini de görebilirsiniz. Evet arkadaşlar soruda önermesinin 2021 defa değili alındığındaki en sade halini bulunuz demiş. Evet önce bunun arkadaşlar en sade halini bulalım sonra 2021 defa değilini alırız. Şimdi P'nin değili ancak ve ancak sıfır ifadesi arkadaşlar. P'nin değili sıfırsa 1'e, ise sıfıra. Yani P'nin değilin değili geliyor. Yani arkadaşlar P oluyor. P ancak ve ancak P ise Q ifadesi var elimizde. Bunu da arkadaşlar şu şekilde yazabiliriz. P ise P ise Q ve P ise Q ise P şeklinde bunu düzenleyebiliriz. Sonra arkadaşlar bu iseleri veya çevirelim. Burada arkadaşlar P'nin değili veya diğerde de P'nin değili veya Q olacaktır. Bu şekilde. Ve diğer tarafta da arkadaşlar bakın orada da P'nin değili veya Q. Diğer isteği de arkadaşlar veya çevirmek için bu parantezin değilini almak gerekir. O zaman ise veyaya döner. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Bakın sol tarafta işlemler aynı, İkisinde de veya var. Burada birleşme özelliğini kullanabiliriz, parantezin yerini değiştirebiliriz. İşte p ile, pardon, p'nin değili ile p'nin değilini bir araya getirebiliriz. E orası yine p'nin değili veya p'nin değili, yine p'nin değili gelecektir. Yanada veya q yazdığımızda ifade Yani sol taraftaki köşeli parantez P'nin değili veya Q olacaktır arkadaşlar. Sağ tarafa baktığımızda orada da arkadaşlar şu parantezin değilini bir alalım önce. P ve Q'nun değili veya P olacak. Bakın orada işlemler farklı. Aynı önermeden iki tane var. O zaman sonuç o önerme oluyordu. Yani arkadaşlar P'nin değili veya Q ve sağ taraf P gelecek. Şimdi burada işlemler farklı. Aynı önemden iki tane yok. O zaman dağılma özelliğini kullanacağız. Kullanalım. P ve P'nin değili. Şöyle yazalım. Veya Q ve P arkadaşlar. P ve P'nin değili arkadaşlar. Şu ifade sıfıra denktir. Sıfır veya dediğimiz zaman diğer ifade gelir. Yani arkadaşlar bu ifade Q ve P. Ya da biz bunu arkadaşlar P ve Q şeklinde ifade edebiliriz. Yani arkadaşlar en sade halimiz PVQ. Şimdi bunun 2021 defa değilini alalım. Ama önce bunu bir silelim arkadaşlar. İfadenin en sade hali olan arkadaşlar PVQ'nun birinci değilini alarak başlayalım. PVQ'nun değili dedim arkadaşlar. Oradan ne geliyor? P'nin değili veya Q'nun değili geliyor. Sonra arkadaşlar ikinci değili bulabilmek için bulduğumuzun değilini alacağız. Yani P'nin değil veya Q'nun değilinin değilini aldığımda P ve Q geliyor. Yani başa dönüyor. Şimdi arkadaşlar birinci de bu geldi. İkinci de bu geldi. Üçüncü de arkadaşlar bu artık tekrar etmeye başlıyor. Çünkü başa döndü ya. O zaman üçüncü de yine bu gelecek arkadaşlar. dördüncüde alttaki. Beşinci de üstteki. Altıncı da alttaki. Yani Teklerde üstteki geliyor. Çiftlerde alt e, alttaki geliyor arkadaşlar. Ve burada ne diyor? 2021 defa değilini almış. Bu nedir arkadaşlar? Tek. O zaman ne gelecek? Üstteki gelecek. Yani cevabımız P'nin değili veya Q'nun değili olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda önermesinin karşıtı, tersi, karşıt tersi, olumsuzu yani değili ifadelerini bulunuz demiş. Bulalım arkadaşlar. Şimdi soldaki önermeye P diyorum. Sağdaki önermeye de arkadaşlar Q diyorum. Yani bize P ise Q önermesi verilmiş olsun. Karşıtı dediğimizde yerlerini değiştiriyorduk. Q ise P. Tersinde ayrı ayrı değerlerini alıyorduk. P'nin değeri ise Q'nun değeri. Karşı tersinde hem değerlerini alıp sonra da yer değiştiriyorduk arkadaşlar. Hem değerleri hem yer değişimi yapıyorduk yani. Q'nun değili ise P'nin değeri. Olumsuzunda P ise Q'nun arkadaşlar şöyle komple değilini almamız gerekiyordu. Bunu da arkadaşlar veya ile çevirdikten sonra yapabiliyorduk. P'nin değili veya Q. Bunun değilini aldığımızda P ve Q'nun değili şeklinde olur. Şimdi bu ifadeleri yazalım arkadaşlar. Birinci ifade sadece yerlerini değiştireceğiz. Şöyle değiştirelim. Her x eleman r x artı 7 eşittir 0 ise bazı x eleman tam sayıları için demiş x kare eksi x büyüktür 5. Diğerinde arkadaşlar ayrı ayrı değerlerini alacağız. Hemen alalım. Farklı bir renk alayım arkadaşlar. Bazının değeri biliyorsunuz her. Her x eleman tam sayı x kare eksi x küçük eşittir 5 olur arkadaşlar. Orada büyüktür var. Büyüktürün değeri biliyorsunuz küçük eşittir. İse diğerinin değerini aldığımızda arkadaşlar burada yine her var. Her'in değeri bazı olacak. X eleman reel sayı x artı 7 eşit değildir 0 gibi. Karşı tersinde arkadaşlar bu farklı bir renk alayım. Üstteki ifadenin arkadaşlar yer değişmiş hali. Hemen onları yer değiştirelim isterseniz. Q'nun değeri zaten sağ tarafta. P'nin değeri sol taraftaydı. Şimdi yerlerini değiştireceğiz. Şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar olumsuzunu yani değiline bakıyoruz. Onu da bakın burada zaten yazdık. Yani P aynen kalacak. Onda bir değişiklik yok. Bunu aynen yazıyoruz P'yi arkadaşlar. Şöyle. Arada V işlem olacak. Sonra Q'nun değilini alacağız. Bu da bazı X eleman real sayılar için. X artı 7 eşit değildir. 0 olacak. Evet arkadaşlar soruda önermesinin totoloji veya çelişki olup olmadığını doğruluk tablosu yaparak bulunuz demiş. Bulalım ancak e, önce isterseniz arkadaşlar doğruluk tablosu yapmadan nasıl bulunduğunu gösterelim. Daha sonra doğruluk tablosu da yaparız. Şimdi arkadaşlar burada P'nin değilini görüyorum. Arada ise işlemi var. Onu veya yapmak için P'nin değilini, değilini alacağım. Yani ne olacak? P olacak. P veya diğer de P'nin değili veya Q olacak. Dışarıda bir değil var. Sonra bakıyorum işlemler aynı. Her ikisi de veya. O zaman arkadaşlar birleşme özelliğini kullanabilirim. Parantezin yerini değiştirebilirim. Yani P veya P'nin değili veya Q şeklinde olacaktır. Şimdi P veya P'nin değili biliyorsunuz 1'dir. 1 veya Q da 1'dir. Değilini aldığınızda sonuç ne gelir? 0 gelir. Yani bu bir çelişkidir arkadaşlar. Şimdi de doğruluk tablosunu yaparak arkadaşlar bu 0'ı görelim. Burada arkadaşlar iki tane önerme var. P ile Q. O yüzden tabloda dört tane satır olacak. Şöyle. P'nin değeri için bir sütun açalım. P ise Q için bir sütun açıyoruz arkadaşlar. Sonra P'nin değeri ise P ise Q için bir sütun. Bir de arkadaşlar sonuç için. Yani P'nin değili ise P ise Q. Bu da bunun komple neyi var? Değili var arkadaşlar. Şimdi 4 tane de şöyle satır yaptık. Şimdi arkadaşlar P'yi biliyorsunuz 1, 1, 0, 0 şeklinde. Q'da 1, 0, 1, 0 şeklinde yazıyorduk. Şimdi P'nin değili nedir? Birinci sütünün arkadaşlar değilini aldığınızda 0, 0, 1, 1 olur. P ise Q'da doğrudan yanlışa gidildiğinde yanlış. Diğer durumlarda doğruydu. O da sadece ikinci satırda var. Diğerleri doğru. Şimdi arkadaşlar P'nin değeri ile yani şu iki sütundan bahsediyoruz arkadaşlar. P'nin değeri ise P ise Q ifadesi. Bu iki sütun arasında ise varmış gibi düşünün arkadaşlar. Yani 0 ise 1 gibi. 0 ise 1 bir, nedir? 1'dir. 0 ise 0 nedir? 1. 1 ise 1 bir. Yine bir ise bir. Bir. Bakın şöyle. Arada ise varmış gibi düşünün. Şimdi bunun komple değilini alacağız. E komple değilini aldığımızda hep ne gelir? Sıfır gelir. Bakarız buradaki arkadaşlar sütuna komple sıfır olduğu için ne deriz biz buna? Çelişki deriz. Cevabımız çelişki gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda PQR önermeleri veriliyor. Buna göre dört tane ifade var önermelerin hangilerinin doğruluk değeri 1'dir diye soruluyor. Şimdi birinci ifadeye baktığımda arkadaşlar R ise P'ye görüyorum. R burada x kare eksi 4 eşittir 0 diyor. Yazalım x kare eksi 4 eşittir 0 ise P x eşittir 2. X eşittir 2 diyebilir misiniz arkadaşlar? Yani eksi 2 olamaz mı? Evet sadece 2 değildir. O yüzden arkadaşlar birinciye doğru deme şansım yok. Şimdi 2'ye geçiyorum. P ise R demiş. Yani yer değiştirmiş x eşittir 2 ise o zaman R'de x kare x 4 eşittir 0. Şimdi biz x yerine 2 verirsek arkadaşlar ne gelir? 4 x 4'ten 0. Yani bu doğru. İkinci önermemiz doğru diyoruz arkadaşlar. Üçüncü önermeye bakalım. R ise yani x kare x 4 eşittir 0 ise ne diyor arkadaşlar? P ve e, P veya Q yani x eşittir 2 veya x eşittir eksi 2. Şimdi x kare x4 eşittir 0 ise yani x kare 4 ise arkadaşlar x2 veya x2 doğru mu? Doğru arkadaşlar. O zaman 3. öncülümüz de doğrudur. Şimdi 4'e bakalım. Orada ne demiş arkadaşlar? P veya Q ancak ve ancak R. Yani arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. P veya Q ise R ve R ise arkadaşlar P veya Q. Şimdi bunu yazmayayım. Sadece sözlü olarak söyleyeceğim arkadaşlar. P veya Q ne demek? X eşittir 2 veya X eşittir eksi 2 ise X kare X 4 eşittir 0. Yani arkadaşlar X yerine 2 ya da eksi 2 yazarsak herhangi birine sonuç 0 gelir mi? Evet gelir. Yani burası doğru demektir. Şimdi diğerine bakalım. Şuraya 1 yazıyorum arkadaşlar. Diğerinde de R ise e veya q aslında bu üsttekinin aynısı bakın yani 3. öncünün aynısı. O yüzden 3. biz bizde 3. öncüle ne demiştik? Doğru demiştik. Bu da doğru. Bir ve bir arkadaşlar ne geliyor? Doğru geliyor. Yani 4. öncülde arkadaşlar doğru olmuş oluyor. Yani cevabımız 2 3 ve 4'tür. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kal